Efendim herkese mutlu sabahlar, günaydınlar. Bugün de yine her zaman söylediğim gibi çok kıymetli bir misafirim var. Kendisine efendim neredeyse bir yıldır ulaşmaya çalışıyorum. Gelmesini istiyorum ama hocam çok yoğun gerçekten. Ve bugün çok şükür fırsatını buldu ve geldi, misafirimiz oldu. Kendisini siz de çok seveceksiniz. Profesör Doktor Ümran Korkmazlar hocam. Kendisiyle bugün kardeş kıskançlığı hakkında konuşacağız. Bu kıskançlık nasıl bir şeydir? Doğuştan gelen bir özellik midir? Ömür boyu sürer mi? Bunları konuşacağız. Efendim bizlere canlı yayın sırasında ulaşmak isterseniz, hocamıza sorularınızı sormak isterseniz 0212 alan koduyla 454-55-06 ve 454-55-07 numaralardan bize ulaşabilirsiniz. Önce çocuğum.com web sitemizi hatırlatıyorum. Hocamızdan da o köşe için, sayfamız için yazı istedik. Bu arada yakında oradan da yazılarını okuyabileceksiniz. Efendim Facebook ve Twitter gibi sosyal medyalardan da bizi izleyebilirsiniz. Hocam daha fazla uzatmayacağım sözü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok meşgul olduğunuzu biliyorum efendim ama ve çok da uğraşı alanlarınızın çok geniş olduğunu biliyorum. Hı-hı. Ben tek tek söylemek istemedim. Sizden efendim özellikle uğraştığınız kısımlarla ilgili bilgi almak istiyorum. Ben çocuk ve aileyle bir araya geldiğimde de hep söylediğim, çocuklar mutlu olsun diye çalışıyorum. Tıpkı sizin gibi. Siz daha çok beden sağlığıyla uğraşırken biz de işin ruh sağlığı ve terbiye kısmıyla uğraşıyoruz. Çocuk kendisini getiremediği için tabii ki ebeveyni tarafından getiriliyor. Dolayısıyla aileyle de çalışıyoruz. Çoğu zaman nasıl terbiye edeceğini öğretmek gerekirken bunun dışında terbiye hatalarından doğan sorunlar olmakta. Onları çözmek için de yardımcı oluyorum. 35 yıl oldu alanda çalışalı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ndeydiniz. Evet, çocuk yakında, ruh sağlığında idim. Emekli oldum. Yakında şimdi emekli oldunuz. Serbest çalışıyorum. Bu arada efendim biz sizi her kongrede görmeden edemiyoruz. Her konu mutlaka bir konferansınızı dinliyoruz. Siz de diğer hani hocalarımızla değişik kongre düzenleyiciler de sizi çok seviyorlar. Çok teşekkür ederim. Ben de çok seviyorum pediatristlerle bir arada olmayı. Çünkü biz bir bütünün, ekibin parçasıyız. Hep birlikte sağlıklı çocuklar yetişsin diye yardım ediyoruz. Geçen hafta Kıbrıs'ta kongredeydik. Evet, evet, orada da güzel şeyler, bilgi alışverişi yaptık. Verimli, güzel bir kongreydi. Çok güzeldi. Evet. Orada da okul öncesi eğitim hakkında bir konferansınız evet, vardı. Evet, evet. Efendim bugün kardeş kıskançlığını konuşacağız. Kardeş kıskançlığına geçelim ama kıskançlık nedir? Özellikle bir onu kazanılan bir duygu mudur? Doğuştan evet, gelen bir duygu mudur? Kıskançlık hakkında bir konuşabilir miyiz evet, kısaca? Doğuştan mı kazanılan mı tartışmaları yumurta tavuk gibi devam edip gide dursun. Benim onca yıllık deneyimde gördüğüm ki öğrenilen bir şey bu. Çünkü kıskanmayı bilmeden yetişmiş çocuklar var. Biz büyükler yapıyoruz bu işi diye düşünüyorum. Öğretiyoruz bir şekilde, pekiştiriyoruz. Tıpkı korku gibi. Korku ve bu gibi duygular arşivimizde bir çeşit atalarımızdan aktarılıp geliyor ama genetik olarak evet, onu işler hale getirmek büyüklerin katkısıyla oluyor çocukları yetiştirirken. İstemeyerek tabii, çoğu zaman kötü niyet olmaksızın bunlar bizde bazen yerleşip ömür boyu da devam edebiliyor. Kardeş kıskançlığı efendim meselesi, hani ailelerden biliyorum, bize takip ettiğimiz hastalarınızdan biliyorum, hani olmayan yok gibi, hani çok sık gözlemlediğinizi sizin de tahmin ediyorum, biz çocuk görüyoruz. Bizim kültürde çocuk terbiyesi daha çok müdahaleci ve çok koruyup kollamacı genel yapıya baktığımız zaman. Öyle olunca tabii ilk çocuğa çok yoğunlaşıp çok kollayıp koruyunca ilgi ikiye bölündüğünde tabii diğer ilk doğan çocuk, hatta atasözü bile vardır biliyorsunuz, pabucu dama atıldı diye. Evet, evet, onu diyecektim. Meşhurdur yani. Söylenir evet, ve esasında evet, sanki komik bir şey söylenmiş ama bir insanın bilinçaltını nasıl etkiler acaba bu? Ya hem paradoks bir şey. Hem evet, seviliyorsunuz hem de pabucunuz dama atılıyor. Sanki orada da olumsuz bir mesaj var değil mi? Evet. Çocuklarını ayıran anne baba yoktur diye düşünüyorum. Yani aslında hepsi çocuklarını seviyorlar. Sırasıyla dünyaya gelince tabii ilk olan hani göz bebeği gibi bütün ilgi üzerine yoğunlaşıyor. İhtiyaçlar sonra da bölünüyor ihtiyaçlar. Tabii insanoğlu gelişmesini tamamlamadan doğuyor biliyorsunuz. Bizi yaradan o kadar güzel donanımlı yaratılıyoruz ama beyin gelişimi ta 6 yaş sonuna doğru evet, 99% tamamlıyor. O sırada da bakıma muhtaç tabii insan yavrusu. Bakarken de ister istemez terbiye hatası oluyor. Kiminin payına biraz fazlaca düşüyor.
Oralarda eğer anne baba bilinçli davranırsa kıskançlık ortaya çıkmadan. Çünkü ilk önce bu paylaşma meselesi. Çok sevdiğiniz birini paylaşıyorsunuz. Paylaşamama. Evet. Anne baba yeni bir evlat sahibi olduğu zaman ilgi bölünüyor tabii. Zaman bölünüyor. Tek günü iki çocuğuna, üç çocuğuna kaç çocuk varsa. O yüzden nitelikli evlat yetiştirmek, insan yetiştirmek için bakabileceği kadar çocuk kısmı çok önemli. İlgi verebileceği kadar evet, belki. Çünkü evet, ilgi evet. Gerçekten sadece fiziksel sağlığını bizim biraz değil, çok güzel tabii. Söylediniz. Biz fiziksel sağlığıyla evet. Biraz daha çok ilgileniyoruz. Evet. Ama hani ruh sağlığı yerinde olmayan bir kişinin fiziksel sağlığı yerinde olsa da çok zor bir durum. İşte optimum gelişim için tam anlamıyla kendini bireyin ortaya koyabilmesi için tabii ki o gelişimde bakım da var, fiziksel ihtiyaçlar var. Ben mesleğe başladığımda en başta İstanbul Üniversitesi'nin çocuk yuvasının müdürüydüm. 35 yıl önceki ilk işim buydu. Evet. Ve tabii çocuklarını getiren ebeveynler de öğretim üyeleri, üniversite mensupları. Doğal olarak ne beklersiniz? Hepsi eğitimli, çocuklarını yetiştirmek için donanımlı insanlar. Akşam çocukları almaya geldiğinde ilk soruları bugün yedi mi? Yemek yedi mi diye sorarlardı. Yeme problemleri evet. Onları bile ilgilendiriyor. Evet, yani yemek ve üşümek, giyinmek, sağlık birinci sırada geliyor. Kimse ne öğrendi diye sormuyordu. Bu benim o ilk mesleğe başladığım genç yıllarımda dikkatimi çekmişti. İnsan bir bütün. Sadece ihtiyaçlar fiziksel değil, ruhsal ihtiyaçlar var, zihinsel ihtiyaç, oyun ihtiyacı, iki çocuğa zaman ayırmak, onları yönetmek. Zor iş aslında ebeveyn olmak. Kesinlikle zor. Evet. Efendim bir sorumuz varmış hattımıza. İsterseniz kendisi Hanım, Tuğba Hanım. Tabii. Tuğba Hanım hoş geldiniz yayınımıza efendim. Buyurun dinliyoruz sizi. Ederim, kolay gelsin. Çok teşekkür. Öncelikle böyle bir program hazırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok yararlanıyorum kendi adıma. Benim 7,5 yaşında bir kızım var ve 6 aylık bir bebeğim var. Şimdi kızım bebeği doğduktan sonra biraz içine kapandı açıkçası. Hani çok fazla kıskandığını belli etmiyor. Ama daha önce en azından duygularını da ifade edemiyor. Aynı zamanda gece de benimle yatmak istiyor. Yani benimle aynı yatakta yatmak istiyor. Hani ben onu yatağına götürüyorum. Belli bir zaman sonra sessiz sessiz ağladığını duyuyorum. Yanına gidince senin için ağlıyorsun Zeynep dediğimde anne uyuyamıyorum, uykum gelmiyor, işte sana sarılmak istiyorum, seni koklamak istiyorum diyor. Ben de anne merhametiyle tekrar yatağıma alıyorum. Bütün böyle işte 6 ayımız bu şekilde geçti. Şimdi ne yapabilirim? Ben hocamdan yardım istiyorum. Yani bana bir yol gösterirse çok sevinirim. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun aradığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Nacizane ben bir eleştiride ve öneride bulunmak istiyorum. Tabii ki. Benim dediğim gibi 6 aylık bir bebeğim var. Şimdi onun gıdalara geçiş dönemi. Bebek beslenmesiyle ilgili de bir program yaparsanız. En kısa zamanda. Çok sevinirim. Çok peki. Mutlu olurum. Çok ihtiyaç duyuyorum gerçekten. Peki. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Efendim çok tipik ve güzel tipik. Bir örnek çok, sağ olsun. Evet gerçekten. Şanslı anne biraz arada yaş farkı var. Evet, çocuk onu yaş farkı çok önemli değil mi efendim kıskançlık konusunda? Çocuklara bazen unutuyoruz bilgi vermeyi. Bizim gibi onlar da kendileri yorum yapar düşünür diye tahmin ediyoruz veya yanılgıya düşüyoruz. İnsanın dünyanın her yerinde düşüncesinin gelişme yaşı var. Bizim gibi düşünme 11-12 yaştan sonra yani yetişkin gibi soyut düşünme o zaman gerçekleşiyor. Özellikle 6 yaş, 7 yaş hanımefendinin çocuğunun olduğu yaşlarda henüz soyut düşünce yok. Ve tabii o da anne kuzusu hala. Onun da sevgiye, ilgiye ihtiyacı var. İlk önce 1,5 ay içinde biz geçici böyle tepkiler gözlemekteyiz. Ve bunlar sağlıklı tepkiler, kabul etme, uyum sağlama süreci. Ama 6 ay biraz riskli. Biraz uzun sürmüş. Biraz uzamış. Önce onu söyleyeyim. Çocuklar kendilerini bizim gibi ifade edemediği için böyle mesajlar verirler. Niyesini sormak değil de duygusunu onun anlamak. Yanımda olmak istiyorsun, sarılmak istiyorsun,
ben de sana sarılmak istiyorum gibi karşılıklı hale getirmek o duygusunu ve yapıp ettiklerini dile dökmek çok önemli. Çünkü dışa vurmazsa içinde biriktirecek, ya içe dönecek ya öfkeye dönecek. Şiddete dönüşecek. Ya da bunun artık sevilmiyorum. En çok çocukların bu yaşta sahip olduğu düşünce ve duygu o daha çok seviliyor. Çünkü anne onunla görünüşte çok ilgileniyor. Çocuğa anlatılırsa sen de böyle büyüdün, bebekler yürüyemediği için, konuşamadığı için bakıma ihtiyaç var ve ortak edilirse o saatte bakıma ve kıyaslanmazsa. Kıyaslamak evet, korkunç bir şey. Sen usluydun, bu yaramaz veya bu uslu öyleydi. Bunu direkt yapmasa bile etraf yapabiliyor. Sohbette, ziyarete geldiği zaman maalesef oralarda karşılaştırma çok oluyor. Bundan kaçınmak lazım. Yani çocukları birbiriyle karşılaştı. Hiç kimseyi yapmamak lazım. Herkes kendi rakibi olsun. Kendini aşmaya çalışsın. Çünkü herkes biricik. Kesinlikle öyle. O nedenle seni de seviyoruz, onu da seviyoruz. Ona bakmamız lazım. İkincisi ortak etmek bakımına. Sorumluluk vermek bu sorumluluk konuda. Sorumluluk vermek. Böyle bu küçük kızda, çocukta olduğu gibi geriye dönüşler olabilir. Hatta işte alt ıslatma veya tekrar biberon emme, ben de meme emeyim, beni de emzir gibi. Hatta efendim idrar kaçırma meselesi evet, bile evet, zaman evet, zaman. Evet, o bu tür şeyler hani anneyle alışmışken tekrar yatma isteği, ortak zaman geçirmek için. Eğer gündüz nitelikli zaman geçirirlerse, gece de tabii ki çocukların en kendini bıraktığı saat, sokulup sohbet etmek, onun da ihtiyacını gidermek yapmak gereken şey ama gece birlikte uyumamak lazım. Kesinlikle. Yani orada evet. Merhamet edip de dayanamayıp yanıma evet. alıyorum evet. demesi yani o evet. çok uygun yatağında. Bir yaklaşım. Yok. Hatta bebeğin de eğer ailenin olanağı varsa onun da başka bir mekanda yatması. Yani anne baba odasında kalırsa bebek o zaman ben sevilmiyorum, istenmiyorum duygusuyla kıskanma arkasından oluşuyor. Anne babalar efendim genellikle ilk aylarda hani birçok anne baba onu söylüyor. Evet. Diyorlar ki madem yeni bebeğimiz dünyaya geldi böyle bir yanlış anlaşılma hep beraber yatalım diyor. O da çok oluyor. O da çok. Böyle bir topluca aynı evet. yatağın içinde. Bu tabii çok sağlıklı değil. Tabii hem ki. Fiziksel olarak tabii sizin bildiğiniz ki, gibi hijyenik açıdan hem de ruh sağlığı açısından tabii. herkes yatağında. Sabah keyfi yapılabilir, tatil zamanları bir araya gelinebilir ama uykunun nitelikli olması ve büyümenin iyi gelişmesi, gelişmenin iyi olması için ayrı yatmak o önemli. Efendim burada annenin babanın çok diyorum ben adaletli davranması, adil olması, sevgisini uygun şekilde paylaştırması gerekiyor. Evet. Ama aynı şekilde çocuk hissetmeyebilir evet. sevginizi paylaştığınızı o zaman da çok güzel bir şekilde konuşmanız evet. İfade etmeniz gerekiyor. Her şeyi konuşursanız çocuğunuza bilgi verirseniz tabii onun anlayacağı dilde. Uzun uzun roman gibi değil. Bebeğin ihtiyacı olduğunu, onun da aynı şekilde bakıldığını, onu çok sevdiklerini, ikisini de sevdiklerini, ikisi de aynı şekilde dünyaya geldi ve evlatları. Bunu sık sık söylemek lazım. Geldiğinde çocuklar böyle kardeş problemiyle ben sorarım annenden memnun musun diye. Artık beni sevmiyor der. Çok şaşırır güzel. Anne böyle ne hiç. Yaptım da bunu işitiyorum gibi. Duygusu o çünkü. Bebeğe yoğunlaşınca o kendi dünyasına çekilip sevilmediğini pek kolay kendi kendisine senaryo yazabiliyor çocuklar. Yani demek ki dengeler orada çocuk mesajı veriyor yani yerinde değil diye. Efendim bir telefon attığımızda izleyicimiz daha varmış kendisini alalım. Leyla Hanım dinliyoruz sizi efendim buyurun. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Buyurun. Benim 4 yaşında ikizlerim var. Sürekli birbirlerinde kıskançlık oluyor hocam. Yani özellikle diğerinde Pelin adında olan kızım. Devamlı anne işte benim ilk önce saçımı yap, ilk önce benim üstümü giydir, benimle uyu, benimle vakit geçir. İki arada kalmışım. Uyumaya gittiğimde bile yalnız bırakmıyorlar. Bizimle uyuyacaksın. Biri diyor ki ilk önce beni uyut. Öteki diyor beni uyut, arada kalmışım. Yani biri sağ omzumda, biri sol omzumda. Babayla 10 yaşındaki kızıma vakit bile ayıramıyorum. Ne yapmam lazım hocam? Yani sürekli bir ilgi. Evet. Çok teşekkür ederiz efendim aradığınız için. Gerçekten evet. çok güzel bir... Evet.
adil olup hepsine eşit dağıtmak. 10 yaşında kızın da hakkı var. Ya tabii ki eş de var. Eş de var tabii. Hepsine adil. İşte annelik en zor sanatlardan birisi çocuk yetiştirmek. İkiz sahibi olmak ayrıca bir zorluk. İkizlerde daha önce hep birebir eşit davranmaktan ya da işte aynı giyim, aynı saç modeli. Onlar çok savunulurdu. Eskiden öyle denirdi. Evet, şimdi onlar da birer birey olduğu için farklı farklı. Tabii huyları da farklı. Tıpkı diğer kardeşler gibi düşünmek lazım. İkiz diye ayrıcalık veya ikizler diye onları aynı kaba koymamak lazım. Onlar da ayrı ayrı bireyler. Sıra ile. Annenin bir program, bir disiplin, bir onlara bilgi vermesi lazım. Şimdi onun sırası, sonra senin sıran, şimdi ablanın sırası gibi. Bazen böyle durumlarda abla çok ya da abi, büyük çocuk çok yalnız hissediyor kendisini. Ve yine görüşme odasında şöyle şeyler gerçekleşiyor. Bana sen ablasın diyorlar ama ben de çocuğum. Çok güzel ya. Ne kadar samimi içten. O kadar güzel kendisini İfade. Evet ortaya koyabiliyor ki gerçekten onlar da çocuk biliyorsunuz 18 yaş bitene kadar tabii ki. Bütün dünyada çocuktur o, bizim için o bireyler. Onun çocuk olduğunu unutmamak lazım. Sen ablasın. O zaman ben kötü ablayım da olabiliyor. Kardeşlerine karşı bir kıskançlık besliyorsa zarar verme veya onları işte kıskanmayla ilgili yaptığı şey davranışlar neyse kendisini kötü bir birey olarak da algılayabiliyor veya sevilmeyen, istenmeyen gibi. Bu dengeleri onun için çok iyi kurmak lazım. Yine konuşarak, yani buradaki anahtar kelime hep bilgi vermek. Bilgi insanı çok rahatlatır. Düşünün eve geç kaldınız, eve bilgi vermezseniz merak ederler. İnsanoğlu bu bilgi verildiği zaman rahatlıyor. Bilgi olmadığında belirsizlik, kaygı yaratıyor, huzursuzluk yaratıyor. O yüzden çocukların daha küçücükten bilgiye çok ihtiyacı var. Beyin öyle rahatlıyor. Hep bilgi vererek ilerlemek lazım. Efendim sırayla derken mesela bak bugün kardeşinde sıra, bugün de sende gibi. Hani evet. Onlara uygun, adaletli bir şekilde. Evet ya da hani gün yoksa... açında. Lafınızı böldüm pardon. Gün içinde şimdi bizim iyileştirici oyun dediğimiz 20 dakikalık oyun seansları önerimiz olur annelere. Şimdi 20 dakika oyun sırası işte onunla, sonra 20 dakika seninle veya baba onunla oynarken değiştirilebilir. Veya bir aile büyüğü yardımcı olabilir. Bireysel annenin nitelikli ilişki kurması için özellikle böyle 10 yaşa kadar o zamanı teke tek geçirmesini biz önemsiyoruz. Oradaki anahtar kelimeler de orada öğretici olmamak. Yani hep hayatımızı öğretmekle geçiyor. Evet, evet. İşte gökyüzünü çocuk karalar siyah yapar. Gökyüzü hayır, mavidir. Der. Gibi. Ama öyle, şey öyle istemiyoruz. Çünkü çocuk o siyah yaparken... Belki kardeşine kızgınlığını anlatmak istiyor ya da biraz sonra yağmur yağacak onu anlatmak istiyor. O zaman şöyle demek lazım, yani gökyüzünü siyah boyadın. Gördüğünüzü dile çevirmek, diğer anahtar kelimemiz bu. Eğer siyah boyadın derse o onu açıklayacaktır zaten. Öfke varsa daha çok siyah boyar, hatta yırtar. O zaman diyeceksiniz ki kızgınsın, duygusunu tanımlayacaksınız. Onu anlamak. Evet. Yapıp ettiklerini dile çevirirseniz o size dökülür. Buna fırsat vermek çok önemli. Bir de eleştirmemek. O 20 dakika içinde hem öğretmeyeceğiz hem eleştirmeyeceğiz. Buna dikkat edilirse ilişki çok iyileşiyor. Eğer kardeş problemi varsa onu da orada görebiliyorsunuz. Size anlatıyor. Beni sevmiyorsun, onunla daha çok oynuyorsun gibi. Çok güzel, gerçekten çok hoş. Efendim biz ailelere sokakta sorduk. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz diye. İstersen birlikte izleyelim onu izleyicimizle beraber. Efendim ailelere sorduk, bakalım neler söylemişler. Sizden neler söylemişsiniz. Hep beraber izleyelim. Hiç kıskançlık oluyor mu aralarında? Tabii ki. Siz bir anne olarak neler yapıyorsunuz ve ne gibi kıskançlıklar yaşıyorlar? Şimdi aynı doğrultuda sevmeye çalışıyorum. Mesela birini sevdiğin zaman öbürü bu sefer kıskanıyor. Yok sen beni sevmiyorsun. Yok bu benim mesela ilk bu çok kıskançlık yapıyor. İşte biraz ona ilgi göstereyim hemen kızıyor. İşte beni sevmiyor musun falan öyle bir konuşmalar geçiriyor yani. Kendi içine doğru kapanıyor yani. Yani kendi bizim daha büyük çocuğumuz olduğu için 7 yaşında bunu tabii ki kıskanıyor. İşte ne bileyim kendini bize işte daha değişik bir
yani atlıyor üzerimize, işte ne bileyim bir takım komiklikler falan yapıyor, dikkat çekmeye çalışıyor, ondan sonra daha bir hırçın oluyor çocuklar. Hani eğer böyle devam ederse büyük çocuğumuz, biz de hani psikoloğa falan düşünüyoruz yani. Ona daha bir ilgi göstermeye çalışıyoruz yani. Daha bir duyarlı olmaya çalışıyoruz ona karşı, çünkü hani 7 seneden sonra ufak kardeş geldi. Yani daha bir duyarlı olmaya çalışıyoruz işte, ne bileyim daha çok ilgileniyoruz. Her istediğini yapmaya çalışıyoruz. Yaşamadı ama muhtemelen ben bunun çocuktan değil de anne babadan kaynaklandığını düşünüyorum. Bu yüzden fırsat vermedim çok fazla ama çevremde çok duyuyorum tabii ki. Peki bir anne olarak neler yapıyorsunuz? Eşit davranmaya çalışıyorum daha çok. Bazen oluyor, ayrımcılık oluyor mesela. Birini alıyorsun seversin, o da istiyor. Birimiz birini seversek o biri başlıyor hemen ağlasın. Yani yaşayarak görmek lazım. Kesin olur mu demek yanlış olur. Olmayabilir. Olduğu zaman da hani artık bir şekilde beraber büyüyecekler. Yani büyümeleri de gerekiyor. Sonuçta kardeşler arasında çok yaş farkı olmayacak. Artık olursa da bir şekilde atlatmaya çalışacağız. Yani psikolojik destek vererek veya işte doktorumuza danışarak ne yapılması gerekir veya bir psikoloğa danışarak gerekli önlemlerimizi alırız. Efendim tekrar merhabalar. Efendim birlikte izledik. Hani bir izleyicimiz özellikle sağ olsunlar diyorlarken daha fazla ilgileniyoruz. Daha çok mecburen yaş büyük olanlar falan diye. Küçük çocukla zaten ilgilenmek zorunda kalınıyor mecburiyete ama diğeriyle de daha fazla ilgilenip o aradaki farkı kapatmaya çalışıyoruz. Böyle bir şey uygun olabilir mi acaba? Bu çaresizlikten bulunan bir formül herhalde. Hiç ilgilenmemekten ya da azalmasından daha abartılıya geçmesi çocuk için yapay olduğunu zaten çocuk anlayacaktır. Efendim onu söyleyecektim size. Çocuklar hani hisseder. Normalde çünkü bu aşırı ilgiyi de çocuklar hani normalden farklı bir yaklaşım olarak çok net hissediyor. Yani çocuklar şey gibi efendim o kadar dürüstler, o kadar şeffaflar ki hani karşındaki erişkinin samimiyetini çok net olarak ifade ediyor. Yani biz belki birbirimizi kandırmakta usta olabiliriz, yapabiliriz ama çocukları kandırma ihtimalimiz hiçbir şekilde olmaz. Yani sıra dışı davranıldığında zaten onlar ne var acaba diye daha çok kaygılanırlar. Yapılacak şey küçük çocuğun bakımında daha önce de söylediğim gibi onu ortak etmek, görsün yani. Bir tarafında o var beslerken izliyor, bir tarafta bebek var. İkisi birlikte eşit konumda. Ona bebeğin bakımı için roller verilebilir. Ve malzeme yine, taşıma falan gibi. Evet veya işte yıkarken o da bir yerini sabunlayabilir. Bazen şöyle oluyor. Aklıma bir vakam geldi. 6 yaşlarında okula başlayacak bir kız çocuğu. Derken yazın kardeş oluyor. Ve çok istediği, hazır olduğu okula gitmek istemiyor. Şimdi hayatında iki değişiklik olunca baş etmek zor gerçekten. Hem kardeşe alışacak hem ona. Ve çocuğa şöyle sunulmuş, son ana kadar söylenmemiş, biz bir kardeş alıp gelelim. Bu çok yapılıyor. Şimdi bir şey alıp gelinince bir arada gitmesi lazım diye düşünüyor. Çok güzel ya. Ve bekliyor gitmiyor. Ne zaman gidecek diye soruyor. Bakıyor ki kardeş gitmiyor bir türlü. Tabii aile o zaman yanlış ifade ettiğini, onu tam hazırlayamadığını anlıyor. Derken okul açılıyor. O gitmiyor evde. Bana dedi ki aklım evde kalıyor. Çok ne yapıyorlar? Ya. Ben onun için okula gitmek istemiyorum. Sonra o kadar cingivi bir kız gibi çözüm üretmiş. Biz en iyisi onu babaanneme verelim demiş. Onlarda da parlak bir fikir olarak görünmüş bu. Babaanne başka bir şehirde oturuyor. Bebeği okula alışana kadar götürelim verelim diye. Ama süt de emiyoruz yazık. Yapmışlar bu işi, çocuk okula devam etmiş. Kardeş evde annesiyle birlikte kalmıyor diye. Tamam. Kendi çözümü kendi üretmiş ama soruları şu. Hocam iyi yaptık mı? Tabii ki iyi bir çözüm değil. Tabii ki, tabii ki. Çocuklar birlikte büyüyecek, paylaşmayı öğrenecek. Mesele paylaşmak zaten. Sevdiğin bir şeyi paylaşmayı başından öğretirseniz kıskançlık duygusu gelişmiyor. Onun için paylaşmanın altını böyle kalın kalın bunu öğretmenin altını çizmek lazım. Efendim kısacık bir reklam aramız var. İsterseniz hani muhabbetinizi hiç bölmek istemiyorum. Evet. Çok keyifli gerçekten ama kısacık bir reklam aramız var. Arkasından devam edelim. Efendim az sonra tekrar karşınızda olacağız. Kısacık bir aramız var.
Kurallar değişiyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hazır mısın Türkiye? İşte fark yaratan ayrıcalıklarıyla Paraf. Sözcükler yetmez ki seni anlatmaya. Güzelliklerin bitmez sensiz bir günün geçirme. Sınırları kaldırdım özgürüm. Paraf eşsiz özellikleriyle sizi şımartmaya gel. Starlara layık bu benzersiz dünyada ayrıcalıklar peşinizi bırakmayacak. Buyurun. Ayrıcalıklar bu parafta. Paraf. Halkbank'tan. Özgürce spor yapmanın en konforlu yolu. Hattrick. Bu bir ilk. Ayaklarını yerden gerçekten kesecek bir ilk. Doğadan sanata. Yurtbay Seramik. Şofbende havlu attıran kalite yine Aura'dan. Aura mikro kontrol şofben zirvede. Emniyet ve güvenliğiyle, anında sıcak su sağlamasıyla, su ve enerji tasarrufuyla, ücretsiz ve kolay montajıyla, yaygın servis ağıyla zirvede. Bu özellikler benzerlerine havlu attırır, Aura şofbeni olana keyifle banyo yaptırır. Aura mikro kontrol şofben ister kredi kartlı ister senetli 12 aya varan taksitlerle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde. Toplantı ve kongrenin yeni adresi İhlas Armutlu Tatil Köyü. Belediyeler, sanayi kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve okullar. Evinizin rahatlığında yeşil ve maviyle iç içe eğitim ve motivasyon toplantılarınız için sizi İhlas Armutlu Tatil Köyü'ne bekliyoruz. 30 kişiden 550 kişiye kadar tam donanımlı toplantı salonları, tam pansiyon konaklama imkanı, her dairede şifalı kaplıca suyu, havuzlarda 28 derece ısıtılmış deniz suyu, kür merkezi ve eğlence merkezleri. Hepsi İstanbul'a sadece 1 saat uzaklıkta. İhlas Armutlu Tatil Köyü. Rezervasyon 0226-531-10-0. Soba İhlas'tan alınır. Türkiye'nin en çok satan ısıtıcıları, rakipsiz kalitesiyle, uygun ödeme koşullarıyla kışa hazır. Aura ısıtıcılar ister kredi kartlı, ister senetli 12 aya varan taksitlerle İhlas mağazası gördüğünüz her yerde. Çile, çile, çile. Bitti artık bu çile. Alf Hero, basınçlı buhar teknolojisiyle zor kirleri, mite ve zararlı mikroorganizmaları yok eder. %100 doğal aktijenle bakteri ve virüs gibi mikropları öldürür.
ve biyolojik temizlik sağlar. Hero ile çile biter, temizlik başlar. Alf, innovative life. Kiyonu'da yeni koleksiyon eski fiyatlar. Pantolon 49, triko 59. Ayrıca her 250 liralık alışverişinize %10 hediye çeki. Üstelik kart finansa özel 7 taksit fırsatıyla. Kiyonu 1938'den beri canım Türkiye'nin erkek giyiminde en iyi markası. Hero ile çile biter, temizlik başlar. Alf, innovative life. Çile biter, temizlik başlar. Alf, innovative life. Efendim tekrar merhabalar, günaydınlar. Hocamız Profesör Doktor Ümran Korkmaz'la beraberiz efendim. Kardeş kıskançlığını konuşuyoruz. Hattımızda da bir izleyicimiz varmış. Kendisini hemen alalım efendim. Efendim sizi dinliyoruz, buyurun. Hocam günaydın, iyi yayınlar diliyorum size. Teşekkür ederiz efendim, buyurun dinliyoruz sizi. Şimdi benim erişkin bir oğlum var fakat çocukluktan gelen bir kıskançlığımız var. Askerliğini yapmış bir erişkin olmasına rağmen kardeşleriyle 6'şer yaş arası var. Fakat o kadar güç bir durum yaşıyorum ki hala kıskançlık devam ediyor. Hiçbir şeyi paylaşamıyor. Anne sevgisini olabildikçe ona daha fazla verdim. Ama ne yaparsam yapayım kesinlikle onu mutlu edemiyorum. Şimdi kız arkadaşı var. Aynı şeyi de onunla yapıyor. En ufak bir şeyde kıskançlık çıkarıyor. Büyük büyük sorunlar yaşıyorlar. Bir anne olarak da ben buna çok üzülüyorum. Psikiyatriye götürmeye çalışıyorum. Asla kabul etmiyor. Hatta yemek yerken bile erişkin olmasına rağmen beni yanı başında oturtuyor. Sevgi paylaşamıyoruz. Hiç kimseyle ne beni ne sevdiği kız arkadaşını paylaşabiliyor. Normal bir ilişki dahi olsa bunu ters algılayabiliyor. Ben bir çözüme ulaşamıyorum. Çok sıkıntıdayım. Ama bebeklikten beri gelen bir kıskançlık. Değil de sevgiyi paylaşamıyoruz. Sevgiyi hepsine ayrı ayrı verdim. Hepsinden ayrı ayrı ilgilendim. Okula da hocamın dediği gibi az önce gitmek istemiyordu. Ben o zamanlar 6-7 aylık hamileydim. Okul kapısında komalara girene kadar onu bekledim. O ilgiyi de ona verdim. Ama ne yaptıysam bilinçli bir anneyim de önüne geçemedim. Sizden yardım istiyorum. Ne olur bana bu konu yardımcı olun. Çok zor durumdayım. Efendim çok teşekkür ederiz paylaştığınız için. Çok sağ olasınız. Hocamız size efendim önerilerde bulunacak. Evet. Biraz önce sohbet ediyorduk reklam arasında. Hani evet. Çocuklukta olanlar bizimle evet. Bazen büyük yetişkin hayatımıza da geçiyor diye. Şimdi sadece onu işaret ederek yardım istemek tabii özellikle bu yaş gençlerinin tabii. Hiç sevmediği bir şey. Bu ailenin birlikte çözeceği bir problem. Yani sen sorunlusun anlamına geliyor. Verilen mesaj yardım almaya gidelim deyince. Sen problemlisin, sana problemlisin. Problem çözmek da, için yardım alalım. Evet, problemli biri diye işaret edilince daha çok yaralanıyor. O zaman şöyle sunmakta fayda var. Biz aramızdaki ilişkileri düzenlemek için gidip danışalım. Her şeyin bir uzmanı var. Bunun için de gidelim. Eğer psikiyatriste gidelim diye doğrudan söylediğiniz zaman hani ben akıl hastası mıyım veyahut işte sorun çok büyük, çözülemez gibi geliyor. Ama bir uzmandan gidelim, danışalım. Tabii ki çok daha fazla psikiyatrik boyutta ilaç gereken veyahut işte o tür yardım gereken bir durum olsa psikiyatristle de işbirliği yapılır. Burada bireysel farklılıklardan söz ediyoruz. Bazen mizaç özellikleri evet. Da soracaktım efendim. Evet, yani evet. Anne baba ne yaparsa yapsın evet. Bazı kişilerin evet. Mizaç özellikleri de buna evet. Eğilimli olabilir. Bazı çocuk çok almak istiyor. Evet. Bu da birinci çocuk anladığım kadarıyla ve okul zamanı kardeş denk gelmiş. Orada demek ki çözülemeyen bir şey olmuş ve onunla büyümüş gitmiş. O dönemde ama çözülebilir. De hamile oldukları halde 6-7 aylık evet. Ve
hani beklemiş olmaları evet. esasında bir miktar taviz gibi olmuş ve hani olması gerektiği gibi davranılmadığı evet. için bir daha da büyümüş hadise. Evet. O yaşlarda çok dışa vuramazsa, içinde tutarsa bu bir şekilde ya öfkeye dönüşebiliyor. Annesine kızgın oluyor. Kızgınlığını da hem seviyor hem kızıyor. İki farklı uçta yaşadığı için hem tutmak istiyor hem ona kardeş getirip her şeyi paylaştığı için dile getiremediği bu iki uçlu duygu durumunu o yaşlarda çalışılmazsa böyle büyüyerek içinde taşıyabiliyor. Destek yardım almalarını almak. Öneriyoruz evet, evet, kendilerine. Evet. Yani destek ama onu işaret etmeden. Ne kadar güzel söylediniz. Evet. Yani onu birlikte bir gidip evet. bir danışalım. Aramızdaki ilişkiyi düzenleyelim, düzeltmek için. Gelecekte daha sağlıklı olmak için gidip danışalım diye bir aile terapisti olabilir. O yaş ergenle çalışan bir uzmandan yardım alabilirler bu şekilde. Efendim bir sorumuz varmış hattımız onu da alalım ama en son sorumuz yine bu izleyicimizin sorusu gibi tekrar sormak istiyorum. Programımızın da sonuna gelmişiz. Ne zaman destek almak gerekiyor diye ama önce bir izleyicimizin tamam. sorusunu alalım. Buket Hanım hoş geldiniz efendim. Günaydın Şükür Bey, günaydın İmran Hanım. Merhabalar. Benim 1 yaşında bir kızım var. Babası da ben de bir kardeşinin olması gerektiği konusunda hemfikiriz. Ancak tabii bu ince bir konu. Hem annenin kendini psikolojik olarak hazır hissetmesi evet. ve iki çocukla birden ilgilenmesi hem de kızımızın herhangi bir kıskançlık duygusuyla problem yaşamaması için ince bir çizgi. Biz de bu konuda biraz kararsızız. Doğru bir planlama yapmak istiyoruz. Tabii bunun bir kitabı yoktur ama sizin tecrübelerinize dayanarak belli bir yaş aralığı var mı önerdiğiniz? Yani çocuk ilk çocuk hangi yaşta olursa bunu en minimumda yaşar gibi bize önerebileceğiniz bir yaş aralığı Hazırlı. Var mı? Çocuk kaç yaşında? Şu anda 1 yaşlı anladım ben efendim. Doğru mu anladım? 1 yaşında kızım. Şu anda tam 13 aylık. Tamam. Yeni bebek için yaş aralığı ne kadar olması uygundur? Evet. Daha az yaşamak için bu sıkıntıyı. Evet. Bir de ne tür önlemler alalım? Evet. Önceden nasıl hazırlık evet. yapalım? Şimdi teşekkür ediyoruz çok. Teşekkürler. 0-3 yaş bağlanmanın çok kıymetli olduğu dünyayla geçinmek için anne üzerinden öğrenecek. Bağımsız olmayı, ilişki kurmayı. 0-3 yaş bizim için çok önemli. Ulan 3 yaş ve üzeri. 0-3 yaşta bir çocuk daha olursa annelik becerilerinde zorlanmıyorsa birlikte büyüyebilirler. Hani o zaman ikiz gibi zorlukları olabilir. İlk ikisine de ihtiyacı olduğu için daha çok zaman ayırması gerekir. Genelde deniliyor ki 0-3 yaşta 3 yaş içinde iki çocuk sahibi olunursa işler zor oluyor. Biraz zor olur. Zor oluyor. 4 yaştan itibaren anaokuluna başlayıp bireyselleşip sosyalleştiği zaman yükünüz biraz azalıyor. Ama kuruma gidip de hemen o sırada çocuk oluyorsa ikisi üst üste o zaman da çocuk ben istenmiyorum yeni biri geldi. Deminki örnekteki gibi yaşayabilir. Anlatıp hazırlayarak doğum öncesi. Doğum öncesi hazırlık evet, yapmak gerekiyor evet. mutlaka. Kendilerine güveniyorlarsa şimdi yapabilirler birlikte büyütmek açısından ama zordur. Hani önceden efendim hazırlık içinde son dakikalarımıza girmişiz. Evet. Yönetmenimiz uyarıyor. Hani hazırlık olarak nasıl yapsınlar nasıl anlatsınlar? Yaşı, genel olarak. Evet, yaşı çok önemli. Zaman kavramı 6 yaştan önce gelişmediği için anne hemen hamile olduğunu öğrenip bebek geliyor, kardeş geliyor dediğinde her gün soracaktır artık. Bitmez tükenmez sorular çünkü zaman kavramı yok. O yüzden annenin şekli şemali değişip hani bebek iyice yaklaşınca söylemek küçük yaşta önemli. Birlikte hazırlanmak önemli. Çocuğun izni olmadan bunları kardeşine verelim dememeli. Kendisi seçip paylaşırsa. Bu şekilde hazırladığınız zaman işler daha kolay. Hatta efendim bebeğin kıyafetlerini seçerken bile hani mavisini mi alalım, yeşilini mi alalım gibi fikrini ona almak. Fikrini sormak. Birlikte alışveriş. Doğru. Evet çok uygundur. Efendim biz kardeş kıskançlığı konusunda o kadar çok şey sormak istiyorum ki size. Bitiriyor. Ama program yönetmenim uyarıyor bitirmişiz. Süremizi evet. aşmışız. Efendim çok çok teşekkür ediyorum. Fakat sizi tekrar görmek istiyoruz efendim. Ben de teşekkür ederim. Memnuniyetle. Peki. Efendim hocamız Profesör Doktor Ümran Korkmazlar'a çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel pratik bilgiler verdi bize. Kendisini tekrar misafir edeceğiz. Efendim yarın sabah Kadir Egemenoğlu, Operatör Doktor Kadir Egemenoğlu hocamızla beraber olacağız. Çocuklarda sık rastlanan göz problemlerini konuşacağız. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşça kalın. Naapurista kuului se polken tahti, jalkani pohtii kutkutti. Ievan äiti se tyttö se vahti, vaan kyllähän Ieva se jutkutti. Sillä ei meitä silloin kiellyt haittaa, kun me tanssimme.
Hey, boy, 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 hey, boy